Aziz milletim, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum. İlk meclisten bugüne kadar milli iradenin temsilcisi olarak ülkemizin kurtuluşu, gelişmesi, büyümesi, güçlenmesi için gayret sarf eden milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bin yıllık vatanımız Anadolu topraklarının her karışında kanı ve alın teri olan tüm ecdada şehitlerimize, gazilerimize, Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da hayatlarını kaybeden güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızın aziz hatıraları milletimizin hafızasında ve devletimizin kimliğinde daima yaşayacaktır. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum. İstanbul'daki yeni havalimanımız da işte bu ışıklardan biridir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve oradan Genç Türkiye Cumhuriyeti'ne devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu inşallah 2023 hedeflerimizle taşlandıracak 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız. Malazgirt'ten başlayıp son bir asırdır Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Dumlu Pınar'da, Kıbrıs'ta devam eden zaferlerimizden Suriye'deki insani duruşumuza kadar her gelişme milletimizin asil duruşunun sembolleridir. Türkiye'nin her başarısı aynı zamanda insanlığın ortak vicdanındaki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumların mağdurların yüreğindeki umutları besliyor, canlandırıyor, harekete geçiriyor. İşte bu sebeple ülkemiz dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğu halde insani yardımlar konusunda milli gelire göre ilk sırada bulunuyor. Herkesin kapısını ve kalbini kapattığı sığınmacılara evini ve yüreğini açan insani sorumluluklarını bir hakkın yerine getiren tek ülke Türkiye olmuştur. Tarihe mazlumlara sırtını dönen değil, evini ve ekmeğini bölüşen, her konuda tercihini haktan ve adaletten yana kullanan bir ülke olarak geçmenin şerefi bize yeter. Bu duruşumuzdan asla taviz vermeyecek, hiçbir engelin, hiçbir sabotajın, hiçbir oyunun bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Bizler 95. yıl dönümüne vasıl olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle bir kez daha 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla.